Herkese selamlar. Ben fehmiuyar.net'in editörü. Bugün sizlerle JavaScript eğitim setimizin 81. dersiyle birlikteyiz. Bugün neyi göreceğiz? Nesnelere devam edeceğiz ve nesnelerde prototipi göreceğiz. Bakın, Object Prototypes. Her JavaScript nesnesinin bir prototipi vardır. Prototip de bir nesnedir. Tüm JavaScript nesneleri özelliklerini ve metotlarını prototiplerden devralabilir. Bir nesne değişmez kullanılarak, yani literal dediğimiz olay, veya new object ile oluşturulan nesneler object prototype adlı bir prototipten devralıyor aslında kendini. New date ile oluşturulan nesneler date.prototype esinden devralır. Object prototype prototip zincirinin en üst basamağıdır. Şimdi birazdan somutlaştıracağım. Tüm JavaScript nesneleri date, array, regular expressions, function object.prototype esinden devralıyor. JavaScript prototype özelliği mevcut bir prototipe yeni özellikler eklemenize izin verir. Bakın, bir prototip oluşturalım ve nesnemizin prototipini alacağız. Hemen geliyorum, bakın. JavaScript normalde, söylemeyi unutmuşum, nesnelerin isminin büyük harfle başlamasını önerir bize. Biz de bu öneriye uyacağız. Person'ın P'si büyük olacak. Hemen geliyorum, diyorum ki person nesnemin bir prototipini oluştur ve bu prototipe bir özellik ekle. Ne diyelim? Saç rengi sarı diyelim. Bakın, burada hair diye, saç diye bir özelliğimiz yok. Görüyor musunuz? Ha, bunlardan bahsedeyim. Bunlar kod değil yani. Bunları Türkçe verebilirsiniz. Ad, soyad, yaş, tabii şey olmadan, Türkçe karakter olmadan, göz rengi falan. Ben bunları İngilizce veriyorum. Arkadaşlar, bunlar kod değil yani. Sakın karıştırmayın. Saç diye bir özellik daha ekliyorum ben buna. Diyorum ki sarı. Normalde saç diye bir özellik yok. Bakın, prototiple ne diyor burada? Prototip özelliği mevcut bir prototipe yeni özellik eklemenize olanak sağlar. Bakın, yeni bir özellik ekledim. Hair diye bir özellik ekledim. Hemen geliyorum, diyorum people nokta. Bakın, hemen gelecek. Görüyor musunuz? Hair. Dreamweaver bana artık bunun buradaki bir özellikten bir olduğunu belirtti. Tıklıyorum. Bakın, yellow. Gördünüz mü? Başarılı bir şekilde ekleme işini yaptı. JavaScript prototip özelliği mevcut bir prototipe yeni metotlar eklemenize de izin verir. Diyor ki siz bir nesnenin prototipini oluşturursanız ona yeni bir metot da ekleyebilirsiniz diyor. O ilginç diyorum. Hemen geliyorum, diyorum ki bak, şuradaki metodu siliyorum bu nesneden. Burada ekleyeceğim. Prototipini oluşturdum. Nesnenin şu anda prototipini oluşturdum. Tamam. Geliyorum, diyorum ki change name, ismi değiştir adlı bir metot oluşturdum ben bu nesne için. Ama nerede oluşturdum? Nesnenin prototipini oluşturduktan sonra oluşturdum. Change name diye bir metot oluşturdum. Ve metodu artık bu nesnemi eklemiş gibi oldum. Bakalım gerçekten öyle bir şey oldu mu? Hemen geliyorum, diyorum ki people nokta. Bakın, hemen geldi change name. İsmi değiştiriyorum. İsim Fehmi'ydi. Şimdi Süsema yapacağım. Bakalım ismi doğru bir şekilde çekebildik mi? First name diyorum. Bakın, başarılı bir şekilde ismi değiştirdik. Normalde isim Fehmi'ydi. Ama burada change name özelliğiyle Süsema atadık ve burada people'ın first name'ini çağır dediğimde Süsema'yı çağırdı. Fehmi'yi çağırmadı. Çünkü ismi değiştirdik. Nerede değiştirdik? Burada change name'de prototipini oluşturduğum person nesnesinde değiştirdim. Parametre aldım. Şurada Susema'yı alıp şuraya ekledi. Sonra return this first name name'e atadım. Yani Susema'yı first name'e atadım. Bu şekilde ismi değiştirmiş oldum. Sadece kendi prototiplerinizi değiştirin. Asla standart JavaScript nesnelerinin prototiplerini değiştirmeyin. Yani diyor ki kardeşim, sen kafana göre matematik nesnesi, tarih nesnesinin gelip burada prototipini oluşturup onlara bir şeyler ekleyip çıkarma. Yani değiştirme, onlara dokunma. Sen kendi işine bak. JavaScript'in kendi kodlarına
Hiçbir zaman müdahale etmiyoruz. Bunu unutmayın. Bu da önemli bir bilgi olarak aklınızda kalsın. Yani prototip olayını anladığınızı varsayıyorum. Bir nesnenin prototipini oluşturuyoruz. Yani Türkçesiyle aynı. Prototipini oluşturup ona nesneler ekleyebilir, metotlar ekleyebilir. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Evet. Bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.